mutlu pazarlar değerli izleyiciler. Yine güzel bir pazar gününden sizlere merhaba. Umarım siz de ekranlarınızın başında keyifli bir pazar geçiriyorsunuzdur. Biz şahsen burada çok keyifli bir gün geçireceğimize eminiz. Çok değerli bir konuğum var bugün. Programı dolu dolu geçireceğiz kendisiyle. Doçent Doktor Alper Çelik bizlerle beraber özellikle metabolizma cerrahisi, tip 2 diyabet, diyabet hastalığı, cerrahi tedavilerle nasıl çözümlenir? Bunları aslında detaylı olarak konuşacağız. Siz şimdi programımızın içeriğini izlerken ben hemen hocamı stüdyoya davet ediyorum. Sağlık ve Hayat programı bugün çoğu insanın kabusu olan bir hastalığı ve tedavi yöntemini alanında uzman konukla birlikte masaya yatırıyor. Metabolik cerrahi nedir? Şeker hastalığı tedavisinde metabolik cerrahi nasıl uygulanır? Hangi hastalar metabolik cerrahi ameliyatı olabilir? Genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Alper Çelik metabolik cerrahi ameliyatı ile ilgili canlı yayında çok önemli bilgiler aktaracak. Değerli izleyiciler tekrar merhaba. Az önce bahsettiğim gibi önemli bir konuyu işliyoruz. Bugün bu konu bizim için çok önemli olduğu için uzun süredir aslında çok fazla soru alıyoruz. Hocamız da kırmadı bizi ve bugün tüm gününü bize ayırdı. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Sağ olun, biz teşekkür ederiz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok teşekkürler. Geçtiğimiz hafta yaptığımız aslında görüşmede özellikle tip 2 diyabet, diyabetin tedavi yöntemleri, cerrahi yöntemleri konuştuk ama izleyicilerimizin de çok sık sorusu oldu ve fazlasıyla bu konuyla ilgili geri dönüş aldık. Siz de kırmadınız, bugün programda uzun uzun aslında bu konuyu masaya yatıracağız sizinle. Umutluluk bize ait, teşekkür ederiz. Hocam özellikle baştan başlayıp diyabet nedir ve daha sonrasında neler süreç bizi tedavi yöntemleri adına neler bekliyor? Bunları sırayla bir ele alabilir miyiz sizinle? Şeker hastalığı kan şekerini kontrol eden mekanizmaların bir veya birkaçının devre dışı kalması, kanda şeker seviyesinin yüksek seyretmesi ve buna bağlı organ hasarlarının ortaya çıkmasıyla seyreden bir tablo. Ve bilinen tedavisi malum öncelikli bir yaşam tarzı değişikliği. Ancak her bireyin hastalığı farklıdır. Tek bir şeker hastalığı yoktur. Tip 1, tip 2 ve bunların da kendi içlerinde alt grupları vardır. Bir bireyin tedaviye vereceği yanıt ve tedavi planlaması muhakkak o kişiye özgü olmalıdır. Bireysel olmalıdır. Yani diyabet hastalığı deyince genel bildiğimiz diğer hastalıklar gibi herkes de aynı seyreden bir hastalık değil, kişiye özel elbette gelişen ve doğru etki gösteren ve her hastalık. Hastada hastalığın metabolik yükü farklıdır. Her hastanın insülin depoları, insülin aktiviteleri artı eşlik eden diğer hastalıkları da belirleyicidir. Hocam peki tip 1, tip 2 dediniz. Bunları da kısaca izah edebilir miyiz? Hani nedir, tip 1 olunca ne oluyor, 2 olunca ne oluyor? Bundan 10-15 yıl öncesine kadar, belki 20 yıl öncesine kadar biz tip 1 ve tip 2 diyabet var diye biliyorduk. Yani bireyin vücudu insülin üretmiyorsa, insülin üretimi yoksa, depoları tükenmişse bu tip 1 diyabet. Üretiyor ama bunu kullanamıyorsa buna da tip 2 diyabet diyorduk. Ama son yıllar durumun pek de böyle olmadığını bize gösterdi. Ara formlar var. Hem tip 1'e benziyor hem tip 2'ye benziyor. Bir yandan da ne tip 1'e benziyor ne tip 2'ye benziyor. Bunlara tip 1,5 diyabet demeye başladık. Bunların da kendi içlerinde alt grupları var. Burada önemli olan bireyin tedaviye ihtiyacı ve o bireyin tedavisini yönlendirecek testlerin uygun olarak yapılmış olmasıdır. Çünkü her bireyde diyabet tedavisi farklıdır. Yani ara değerler varsa tabii ki muhakkak. O zaman önemli olan bireyin kendi vücudunun ürettiği insülin rezervleri ve bunların aktivitesidir. Hocam peki tip yani diyabetin dahası artmasının sebepleri nelerdir sizce? Hani daha sonra tedaviye geçeceğiz ama başlıkları oturtmak adına özellikle merak ediyorum. Diyabet sıklığı bütün dünyada artıyor. Bizim ülkemizde de artıyor. Ülkemiz Avrupa'ya maalesef üzülerek söylüyorum önderlik ediyor bu konuda. Ve birkaç neden var. En önemlisi gıda sektöründeki değişim. Bizler artık bütün dünya ülkeleri, metropollerde yaşayan bütün bireyler rafine gıdalar tüketiyoruz. Rafine gıda demek ön işleme tabi tutulmuş, ön bir sindirimden geçilmiş, işlenmiş gıdadır. Ve işlenmiş gıdayı tükettiğimiz zaman ince bağırsağın orta kısmına geldiğinde
bu yiyeceklerin sindirimi biyokimyasal olarak sonlanmıştır. Ancak bizim şekerimizi düşüren, insülin aktivitemizi artıran hormonlar ince bağırsağın son kısmından salgılanıyor. Metabolik cerrahinin temel konsepti de budur. İnce bağırsağın son kısmını canlandırmak, ince bağırsağın baş kısmını sindirim trafiğinin sonuna kaydırmaktır. Çok teknik bir iş aslında. Bu sayede iyi hormonları artırırsınız, kötü hormonları azaltırsınız. Ancak bunu yapabileceğiniz çok fazla sayıda ameliyat tekniği var. 8-10 tane farklı ameliyat var. Burada önemli olan bireyin ameliyattan göreceği fayda oranı ve ameliyata ihtiyacı olup olmadığıdır. Her tip 2 diyabet hastası ameliyat olacak diye bir kaide yok. Her hastada ameliyatla efektif sonuç alacaksınız gibi bir bildirim de söz konusu değildir. Artı bir hasta için mucizevi sonuçlara sahip olan bir ameliyat başka bir hasta için faciayla sonuçlanabilir. İstenmeyen neticelere, yaşam kalitesinde ciddi düşüşlere neden olabilir. Hasta bazında karar vermeniz gerekiyor. Nasıl ki diyabet ameliyat dışı tedavileri hasta bazında karar verilmesi gerekiyorsa, ameliyatla ilgili tedaviler de hasta bazında karar verilmeli. Farklı ameliyatlar var. Hangi ameliyatın uygun olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Hocam şimdi siz anlattıkça benim aklıma şöyle bir olgu oluşuyor. Hani bir puzzle gibi, puzzle'ın parçası kişide ya da hastada neresi nasıl eksikse aslında ona uygun olan parçayı siz tamamlıyorsunuz. Bu doğru. Ve hani bunu olabildiğince halkımızın anlayabileceği bir dille telaffuz etmeye çalışıyoruz ki bu konuda hekimlerin dahi doğru dürüst bilmedikleri bir konu. Daha doktorlar bilmiyor bu konuları. Biz bir yandan halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hekim arkadaşlarımızı bu konuyla alakalı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hocam peki hani araya girmiş gibi bir şey olacak ama bu soruda hekim arkadaşlarımızı bilgilendirirken bununla ilgili eğitimler veriyor musunuz siz? Geçtiğimiz aylarda kurumsal bir kimliğe ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik ve bu bağlamda bir dernek organizasyonu tamamladık 2013 yılı içinde ve geçtiğimiz senede Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı'nı kurduk. Aa, çok önemli. Evet, artık bu işi vakfetmiş konumdayız. daha geniş kitlelere ulaşabilecek ve bu işi gerçekten bilimsel anlamda, bilimsel kaygılarla yapacak meslektaşlar yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda çabamız devam ediyor. Hocam özellikle tabii ki ben de çok duyduğum, çevremde karşılaştığım bir takım sorular oluyor. Farklı hastalıkları. Zaten değerli izleyicilerimiz de inanıyorum ki çevrelerinde çok fazla diyabet hastası vardır ya da diyabet yandaş hastalık olup hayatında bununla ilgili tedavi yöntemlerini arayan birçok kişi vardır. Ülkemizde de yurt dışında da çoklukta var. Elbette. Ve çok yanlış tedavi yöntemleri gerçekten görüyoruz ve duyuyoruz. Bu anlamda sizin yaklaşımınız oldukça etik ve doğru. Hani bunu duyduğum için de ben çok mutlu oluyorum. Hele ki diğer hekim arkadaşlarınızla bu bilgileri paylaşıyor olmanız, muhakkak vakıflaşma sürecinde olmanız da olaya aslında nedenli güvenilir bir şekilde yaklaştığınızı gösteriyor. Bizim çizgimiz hiçbir zaman bilimsel çerçeveden ayrılmadı. Ayrılmamalı da. Yakın geçmişte metabolik cerrahiyle alakalı yanlış duyurular, yanlış lansmanlar oldu. Bunlar bizi çok üzdü. Yaptığınız işlem, yaptığınız uygulama bilimsel çizgiden, akademik çerçeveden ayrılmamalı. Ve burada önemli olan metabolik cerrahinin sanki yepyeni bir buluşmuş gibi lanse ediliyor olması. Metabolik cerrahi yıllardır yapılıyor ki bizler 2010-2011 yılından beri bu işi duyurmaya, yaymaya çabalamaktayız. En önemlisi metabolik cerrahi gerçekten mucizevi sonuçlara sahiptir. Çok efektiftir, çok etkilidir. Ama doğru hastaya, doğru endikasyona, doğru ameliyat yapılırsa. Peki o zaman şöyle bir soru hemen soruyorum. Metabolik cerrahi hangi hastalıklarda bir tedavi yöntemidir? Metabolik cerrahinin öncelikle açıklamasını, tanımını yapmak lazım. Metabolik cerrahi denince akla gelen temel unsur tip 2 diyabet ve bunun cerrahi tedavisi ama metabolik cerrahi temel hedefi diyabet olmakla beraber metabolik sendrom denilen bir tablonun bütün bileşenleri ele alınır. Bu tablonun içinde kilo problemleri, yüksek tansiyon, kolesterol ve kan yağları yüksekliği ve diyabet ya da
şeker metabolizması bozuklukları, gizli şeker de buna dahil yer almaktadır. Tek bir ameliyatta bu bileşenlerin tamamında efektif kontrol sağlayabilirsiniz. Hepsinde. Kontrol ifadesi önemlidir. Çünkü cerrahi tedavinin ya da diğer başka tedavilerin etkinlikleri değerlendirilirken diyabet söz konusu olunca kür ifadesi kullanılmaz. Kontrol ifadesi kullanılır. Çünkü tip 2 diyabette çok kısıtlı durumlar haricinde kür söz konusu değildir. Bunu üstüne basa basa vurgulamak lazım. Bir diğer önemli nokta, uyguladığınız cerrahi tedavi sadece hastalıkta çok efektif kontrol sağlamıyor. Sadece diyabette değil, etkili bir kilo kontrolü, kalıcı bir kilo kontrolü sağlıyor. Kolesterol ve kan yağlarını kontrol altına alıyor ve yüksek tansiyonda büyük ölçüde çözüyor. Tek bir ameliyatla. Hocam şimdi hemen araya girmiş olmak gibi olmasın ama değerli izleyicilerimize kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Değerli izleyiciler, tüm bu sorulara yanıt vermek üzere bugün hocamız bizlerle beraber. Ama özellikle sorularınızı yayın süresince mutlaka bizlere iletin. Telefon numaralarımız 333-33-45. Yanı sıra e-mail'den de bize ulaşabilirsiniz. Siz sorularınızı ilettikten sonra mutlaka hocam zaten önümüzdeki günlerde geri dönüşlerini de yine tekrar yapacaktır. Çok önemli ve değerli konular. Lütfen yakınlarınızda, çevrenizde bunlarla ilgili, bu problemlerle ilgili sorunlar yaşıyorsanız mutlaka bize ulaşmaya devam edin. Vaktimiz çok kıymetli şu anda. Ben sorulara devam edeceğim. Hocam yanı sıra özellikle uygunluk kısmında hangi hastalara uygundur? Tedavi aşağı yukarı nedir? Neler yapılır? Hani bunları çok genel olarak anlattınız ama ben şunu çok merak ediyorum. Hani konudan da çok ayrılmayacaksak ya, bu kişisel bir soru. Buyursunlar. Özellikle metabolik cerrahi denince hepimizin belki de yanlış bildiği bir doğru mu diyelim artık buna. Obezite cerrahisiyle çok ben bile karıştırır oldum. Tamam. Şimdi mideyi küçültüyorlar ama devamında diyabetiniz geçiyor deniyor. Şimdi burada belki mideye bir uygulama yapmıyorsunuz, bağırsaklardan bahsediyoruz. Farkı nedir? Kısaca bir onu da anlatırsak, değerli izleyicilerimiz çoğu zaman ben de biliyorum ki diyabeti olduğu için diyabetini çözecek diye obezite cerrahisi olmaya kadar gidiyor, yani bu süreci yaşamayı planlıyorlar. Neler yapabilirler? Obezite ameliyatları ciddi kilo problemi olan bireylerde etkilidir ancak. Örneğin artık çok yaygınlaşmış olan ve doğru olmayan bir çizgide yaygınlaşmış olan tüp mide ameliyatları var. Mide kelepçesi ameliyatları artık çok azaldı, terk ediliyor. Çünkü mide kelepçesi ameliyatlarının uzun dönem sonuçlarının çok iyi olmadığı görüldü. Evet. Fakat kilo problemi diyabetteki etkili mekanizmalardan sadece bir tanesidir. Ve 100 diyabet hastasını ele alın, kilo problemi olan bu bireylere tüp mide ameliyatı yapıldığında ve 5 yıl sonra bu insanları takip ettiğinizde yarısının kan şekerinin kontrol altında olduğunu göreceksiniz. Etkili kilo kontrolü sağlamış olmanıza rağmen. Yani diyabeti varsa mide ameliyatı sadece olduysa, tüp mide ameliyatıyla olduysa bunu çözebilmesi çok da tamamen mümkün. Yarısında 5 yıl için başarı oranı %50'dir. %50'nin de altındadır hatta. %45-50 aralığındadır. Bir çözüm olmaz o zaman onlar için. Mutlaka bir metabolik cerrahisi. Hasta bazında karar vermeniz gerekiyor. Bakın. Siz yine etik çerçevelerde olduğunuz için yine hasta bazında. Şimdi metabolik cerrahi ameliyatlarında tüp mide uygulaması bu ameliyatların 1/3'üdür. Bizler hastalarımızda ciddi kilo problemi varsa tüp mide ameliyatı da yapıyoruz ama 12 parmak bağırsağını devre dışı bırakıyoruz. İnce bağırsaklarda bir kişinin biyokimyasal ve metabolik özelliklerine göre de bir yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Eğer ki kilo problemi olan, güçlü insülin deposu ve güçlü insülin aktivitesi olan ama insülin direnci de çok yüksek olan bir bireye böyle bir ameliyat yaparsanız ilk 1-2 yıl çok iyi giderler. Ama ikinci yıldan sonra şekerleri çok düşmeye başlar. Ve yüksek kalorili sıvılara dadanırlar. Katı gıdayı tolere edemeyecekleri için yüksek kalorili sıvılara dadanırlar. Şekerleri tekrar yükselmeye başlar. Belki yine kilo alır. Ve başa dönerler. Evet, çok önemli bir ayrıntı hocam bu. O yüzden her bireyin insülin rezervlerini, insülin aktivitelerini ve bir takım metabolik parametrelerini belirlemeniz gerekiyor. Tüp mide ameliyatının tek başına etki gücü %50'dir 5 yıl için. Efektif kilo kontrolü sağlamış olmanıza rağmen.
tüp mide ameliyatı yaptığınız bireyleri 5-6 yıl sonra takip ettiğinizde fazla vücut ağırlığının ortalama yarısını vermiş ve bunu korumuş olduklarını göreceksiniz. Buna rağmen hastaların yarıdan azında kan şekerini kontrol altında tutuyor olacaksınız. Çünkü kilo verdirerek tip 2 diyabeti çözebileceğiniz hastaların oranı %50'nin altındadır. Kilo, tip 2 diyabette geçerli olan mekanizmalardan sadece bir tanesidir. Toplam 8 tane bilinen, dokümante edilmiş mekanizma vardır. Ve bunların çoğu hormonal parametrelerdir. Ve bizim vücudumuzdaki en büyük hormon fabrikası bağırsaklarımızdır, ince bağırsaklarımızdır. O yüzden metabolik cerrahi bu kadar etkilidir. İnce bağırsakları devreye soktuğunuz zaman bütün hormonal trafik değişir ve elde ettiğiniz diyabet kontrol oranları %90'ın üzerine çıkar. Ancak insülin direnci çok güçlü bir bireye yaparsanız böyle bir ameliyatı, hastanın şekerini çok fazla düşürmeye başlarsınız. İşte bu noktada çok dikkatli olmanız gerekir. İyi bir teorik bilgiye sahip olmanız gerekir ve hastaları iyi değerlendiriyor olmanız gerekir. Hocam peki şöyle bir soru aklıma geldi. Kilo problemi var ama belki de metabolik problemlerinden dolayı kilo alıyor. Yani bu ameliyatlarla aslında bu metabolik problem çözüldüğünde kendi kendine bir kilo verme sürecine de geçebilir mi kişiler? Burada önemli olan beslenme alışkanlığıyla alakalı, yeme problemleriyle alakalı bir bozukluk var mı yok mu? Bunun muhakkak dokümante edilmiş olması gerekiyor. Çok ciddi beslenme alışkanlıkları, yemek yeme problemi bozuklukları olan bireylerde tek başına bir mide ameliyatıyla istediğiniz sonuçları alamazsınız. Cerrahi tedavi bu hastalarda genellikle yüz güldürücü neticelere neden olmayacaktır. Ancak genç, ciddi organ hasarı olmayan, kilo problemi olan ve diyabetin erken aşamasındaki bir bireyde bir mide küçültme ameliyatıyla etkili kilo kontrolü sağlarsanız, bu bireylerin egzersiz yapması, diyetle alakalı uyumlarının artması daha kolay olacaktır. Fakat tüp mide ameliyatları bir mucizeymiş gibi lanse ediliyor. İşte obeziteye kesin çözüm, efendime söyleyeyim, diyabeti bitirecek ameliyat. Bu ne tüp mide ameliyatları ne de metabolik cerrahi için geçerli değildir. Bizler bilimsel çizgiden uzaklaşmamalıyız. Hiçbir cerrahinin tek başına sonucu mucizevi değildir. Uygun hastaya uygun ameliyatı yaparsanız mucizevidir. Hocam bunu zaten sizin anlattığınız kadarıyla da ben bir önceki sohbetimizde de bunu anladım. Değerli izleyicilerimiz de inanıyorum ki bu anlamda çok mutlulardır sizin gibi bir hekimi. Hem konuk ettik hem değerli bilgileri paylaşıyorsunuz. Yaklaşımınız o kadar güzel ki hani insanın bu anlamda sizlere kendisini teslim etmemesi söz konusu dahi olamaz. Sağ olun, çünkü birçok bilgi alıyoruz ama hep nedense özendiriliyor. Biz program olarak da genel olarak hep etik çerçevenin ve ilkeleri programın dışına çıkmamak adına çok dikkat ediyoruz. Sizlere de bu vermiş olduğu bilgiler beni gerçekten çok mutlu etti. Bu konuda biz de size minnettarız. Yaptığınız yayınlardaki reel yaklaşımınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Hocam sunuyoruz. Bu arada bir telefonumuz var. İstanbul'dan Merve Hanım bir soru yöneltecek bize. Hemen kendisini alalım. Merve Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben hocama soru sormak istiyordum. Lütfen buyurun. Açlık karın şeker testi yaptırdım. Fakat sınırda çıktı. Doktorlar insülin yüklemesi yapmam gerektiğini söylediler. Ama ben nasıl diyeyim, cesaret edemiyorum. Korkuyorum şeker hastası olmaktan. Açlık karın şekeri testi yaptırmış. Sanırım biraz yüksek çıkmış. Ve bununla alakalı bir yönlendirmeye hastamızın ihtiyacı var, Merve Hanım'ın ihtiyacı olduğu. Evet hocam. Merve Hanım için doğru adres endokrinoloji ve dahiliye klinikleri olacaktır. Hı-hı. Yeni tanı ya da aday bireyler için metabolik cerrahi bir referans merkezi değildir. Merve Hanım'ın bir endokrinoloji kliniğinde, bir dahiliye kliniğinde beslenme uzmanı arkadaşlarla beraber durumunun ele alınması ve o şekilde tedavisinin planlanması çok daha doğru olacaktır. Ama hocam şeker hastası olmaktan korkuyorum. Metabolik cerrahi uygulamaları
önleyici bir rolü çok kısıtlı anlamda vardır. Burada önemli olan bireyin çok ciddi kilo problemi varsa, boyunun kilosuna oranı belli eşik değerlerin çok üzerindeyse, 35-40 kilo fazlası varsa cerrahi söz konusu olabilir. O da dediğim gibi bir tüp mide ameliyatı olabilir. Ancak metabolik cerrahi uygulamaları en az 3 yıllık diyabet hastası olan, uygun tedaviye rağmen şekerlerini düşüremeyen bireyler için söz konusudur. Ya da organ hasarı yaşamakta olan bireyler için söz konusudur. Başlangıç aşamasındaki bir bireyin yapması gereken öncelikli tedavi eğitimdir. İyi bir eğitim, beslenme eğitimi, uzmanların nezaretinde takiplerinin yapılması ve yaşam tarzı değişikliğidir. Çok ciddi kilo probleminiz yoksa, 35-40 kilo kadar bir fazlalığınız yoksa, cerrahi tedavi sizin için uygun değildir. Doğru ve bilinen bir takım tedavi yöntemleri dahiliye ve endokrinoloji kliniklerinde ve beslenme uzmanı arkadaşlarım takibinde. Çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım katıldığınız için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam yine bir sorumuz daha var. Şöyle bir soru gelmiş. 20 yıllık şeker hastasıyım. İlk ilaçlarla tedavi oldum. Yetmedi, şimdi insülin kullanıyorum. Sabah 40, akşam 38. Ben ameliyat olabilir miyim? Gibi bir soru. Evet. teorik olarak bir diyabet hastası birey, siz şeker hastasısınız dendiği gün insülin depolarının yarısını kaybetmiştir. O yüzden şeker hastası olmuştur zaten. Artık geçmiş olsun. Değil. Bu genellemedir. Genellemelerden hep uzak kalmak lazım. Genellemeleri bir kılavuz olarak aklımızın bir köşesinde tutup hasta bazında karar vermek lazım. Bizim ameliyat ettiğimiz 30 yıllık, 32 yıllık diyabet hastaları oldu. Çünkü insülin depoları korunmuştu. Tip 2 diyabetin seyri sırasında ne kadar erken insülin tedavisine başlarsanız o kadar uzun süre bünye kendi insülin depolarını korur. Ve birey yaşlandığı dönemde de rahat edecektir. Ancak insülin tedavisi altında bireyin kilo kontrolünün efektif bir şekilde yapılıyor olması lazım. Bu hastamız için de önemli olan birincisi, insülin tedavisiyle beraber kan şekeri regülasyonu sağlayabiliyor mu? Evet. Şekeri kontrol altında mı? Kilo artışı var mı? Kilosunu kontrol altında tutabiliyor mu? Ve organ hasarı ya da organ hasarına ait MR'ler var mı? Çünkü 15. yıldan sonra artık organ hasarları kendini belli etmeye başlıyor. Şayet insülin tedavisiyle kilo kontrolü sağlayabiliyor, şekerini kontrol edebiliyorsa elbette ki devam etmelidir. Ancak uygun tedaviye rağmen kan şekeri kontrolü sağlayamıyorsanız ve organ hasarıyla alakalı sıkıntılar baş göstermeye başlamışsa şayet, bu durumda cerrahi söz konusu olabilir. Eğer vücudunuz halen insülin üretiyorsa. Tabii onun için de çok ciddi, detaylı bir muayene. Doğru. Sizin de söylediğiniz gibi kişiye özel uzun süreli bir ön görüşme ve muayene. Doğru. Şart ki aslında bir yerde bizim metabolik karnemiz gibi bir şeyi çıkartıyorsunuz. Doğru. Değil mi hocam? Doğru. Siz? Evet. Bize özel nasıl, neler var ve neler yapacağız? O bireyin ihtiyacı nedir? Ve bizler başvuran hastalarımızın tetkiklerini yaptığında tip 1 diyabet tanısı konmuş olan bireylerin tip 2 diyabet olduklarını, tip 2 diyabet tanısı konmuş olan bireylerin tip 1 diyabet olduklarını gördük. Bireye özgü karar vermeniz gerekiyor ve muhakkak insülin depolarını ölçmeniz gerekiyor. İnsülin aktivitelerini ölçmeniz gerekiyor. İnsülin deposu tükenmiş bir hastaya insülin salgılatıcı ilaçlar vermenin faydası olmayacağı gibi, zaten vücudu ciddi miktarda insülin salgılayan bir bireyin sentetik, dışarıdan daha fazla sentetik insülin alması ona orta vadede ciddi kilo artışı getirecektir. Kısa dönemli bir rahatlamayla beraber takip eden aylarda kilosunda ciddi bir artış olacaktır. İnsülin çünkü anabolik bir hormon. Ve bunu, burada şunu vurgulamak lazım. Hiçbir tedaviye artısı eksisi göz önüne alınmadan değerlendirilmemelidir. İnsülin tedavisinin hayatını kurtardığı milyonlarca insan var. Ancak aynı şekilde hasta bazında karar vererek, bunu endokrinoloji kliniğindeki arkadaşlarımız gayet başarılı bir şekilde uygulamaktalar. Cerrahi tedavi için de aynı şey söz konusudur. Birey bazında karar vermeniz gerekiyor. Hocam şimdi siz birey bazında dediniz, notlarının arasında çok güzel bir soru var.
Çok küçük bir izleyicimiz, yaşça çok küçük, bize şöyle bir şey soru sormuş. Birinci sınıftan beri şeker hastasıyım, şu an yedinci sınıfa gidiyorum, ameliyat olabilir miyim? Hocam, yani çok küçük bir izleyicimiz, yaşı da oldukça küçük. Evet. Ve şeker hastası, çok da güzel medeni cesaretiyle sormuş, çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Ameliyat olabilir evet, mi? Yavrumuza acil şifalar diliyoruz. Ben yasal olarak 18 yaşın altına zaten hı-hı. bakamıyorum. Öncelikli olarak vurgulamam gerekir. İzleyicimiz çok büyük ihtimalle tip 1 diyabet. Şu aşamaya kadar bilimsel çerçevede tip 1 diyabetin cerrahi tedavisi, metabolik cerrahi anlamında konuşuyorum, söz konusu değil. Benim kişisel temaslarımın olduğu Avrupa'dan 2 merkez var ve sonuçlarını takip ettiğimiz 20 civarında hasta var ameliyat edilmiş tip 1 diyabet hastası. Ama şimdi ekranda konuşurken kullandığınız ifadeleri itinayla seçmeniz lazım. Tip 1 diyabeti yurt dışında ameliyat etmiş merkezler olmakla beraber metabolik cerrahi için şu aşamada bugüne kadar tip 1 diyabet bir seçenek değildir. O zaman hocam şöyle vurgulayabilir miyiz? Lütfen yanlışsa düzeltin. Değerli izleyicilerimiz, tip 1 diyabetse ameliyata uygun değil ama tip 2 diyabetse metabolik cerrahi için... Şu an için bilimin geldiği nokta bu. Bu, evet. Peki hocam 18 dediniz yaş sınırı. Metabolik cerrahi de o zaman 18 yaş sınırı söz konusu. Yani 18 olmalı mı? Daha aşağısında böyle bir cerrahi uygulama yapılmıyor şimdi mu? Bizler... erişkin yaşlarda ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet ortaya çıkıyorsa buna tip 2, ergenlik, çocukluk, bebeklik yıllarında evet. ortaya çıkıyorsa buna tip 1 diyorduk ama artık 14-15 yaşlarında tip 2 diyabetler görmekteyiz. Ve 40-50 yaşlarında tip 1 diyabetler görmekteyiz. Öyle hastalar görüyoruz ki 50 yaşında tip 1 diyabet, yani vücudundaki insülin depoları tamamen tüketmiş, %1 dahi yok. Kaç yıldır diyabet hastasınız diye sorduğumuzda geçen sene başladı diyor. Artık insanlar 40'lı 50'li yaşlarında tamamen insülin depoları tamamen tükenmiş bir şekilde akut başlangıçta tip 1 diyabet şeklinde ortaya çıkabiliyorlar. Hastalık bu şekilde başlayabiliyor. Ergenlerde maalesef işte yine başa dönüyoruz. Gıda sanayinin, yaşam tarzımızın, otomotiv sanayinin, şehir planlamalarımızın, metropol stresinin etkisi çok büyük. Çocuklarımız artık sokağı bilmeden büyüyorlar, sokak oyunlarını bilmiyorlar. Hareketsiz bir nesile dönüşüyoruz yavaş yavaş. Bizim ameliyat ettiğimiz en genç hasta 22 yaşındaydı. Şekeri böyle 400'lerde gezen, günlük yaklaşık 100-150 ünite insülin kullanan bir bireydi. 2 yıl önce ameliyat ettik. 2 yıl geçti ve hiçbir şey kullanmıyor şu an. Hatta mevcut durumundan ötürü askere alınmıyordu. Ben askere gitmek istiyorum diye şubeye başvurdu. Bu defa da ameliyattan dolayı askerliği söz konusu olmadı. Artık hastalığın kimliği değişiyor. İnsanlar 14-15 yaşında tip 2 diyabet yakalanabiliyorlar. Ve 40-50 yaşlarında tip 1 diyabet ortaya çıkabiliyor. Bireysel tedavi. Evet, bireye özgü tedavi. Genellemeleri... Kılavuzları muhakkak aklımızda tutarak birey bazında çok iyi değerlendirmeler neticesinde karar verip tedavi uygulamanız gerekiyor. Hocam şimdi izleyicilerimize ben yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle tip 2 diyabetseniz konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bize sorularınızı iletin. 333-33-35 telefonlarımızdan. Hemen yanıtlamak üzere ben tekrar hocam bir soru daha ileteceğim size. Özellikle yaklaşık 4 yıldır tip 2 diyabet hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Vücudumda deri altında nohut büyüklüğünde yağ bezeleri çıkmakta ve uzun süre kalmakta. Bunların üstüne bastırdığında hafif ağrı hissediyorum demiş izleyicimiz. Şu anda vücut kısmı yaklaşık 15'e yakın beze var. Bunun sebebi nedir? Teşekkür ederim diye iletmiş. Yine tip 2 diyabet hastası ama... Acaba insülin kullanıyor mu? Onu bilmek lazım. Tabii onu belirtmemiş ama hani kısaca bir cevap verecek olursak hocam izleyicimize. İnsülin kullanımına ait böyle bir yan etki var. İnsülin kullanımına ait, insülin yaptığınız yerlerde bazen nadiren de olsa bu tarz sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu bireyin eğer ki böyle bir durumu söz konusu değilse kan yağlarının muhakkak bir gözden geçirilmesi, kolesterol panelinin bütün alt gruplarına kadar gözden geçirilmesi ve öncelikle kan yağlarının düzene konması gerekiyor. Ama insülin kullanıyorsa
durum biraz farklı. Onun insülin kullanımıyla alakalı uygulama yerleri ve tedavi şemasıyla alakalı bir değişikliğe ihtiyacı olabilir. Hocam o zaman şimdi tekrar bir başa dönelim. Değerli izleyicilerimiz, yeni ekran başına gelen izleyicilerimiz varsa ya da izlemeye devam eden izleyicilerimiz, özellikle metabolik cerrahi dedik, anlattık. Tip 2 diyabette ancak ve uygun hastada uygun kişiye göre seçilebilen bir tercihtir dedik. Peki ameliyat süreci hocam nasıl? Yani onu da bir kısaca anlatacak olursak, ameliyat öncesi neler yapılıyor, ameliyat esnası ve sonrası süreçte neler bekliyor? Aslına bakarsanız ameliyat bu işin en küçük kısmı. Asıl olan bireyin cerrahiye ihtiyacı var mı ve cerrahiden fayda görecek mi? Bununla alakalı durum netleştikten sonra bir sonraki aşama diyabetin vücuduna ne kadar zarar verdiği. Ve diyabetin vermiş olduğu zararların ameliyattan sonra düzelme olasılığı nedir? Bunlar ne kadar zaman alacak ve ne oranda düzelecek? Ve muhakkak en önemlisi, bu güvenli ve sorunsuz bir ameliyat olacak mı? Her hastaya 2-3 gün süren detaylı bir hazırlık dönemi bekler. Ameliyattan fayda göreceği bilinen her hastayı. Ve bu check-up dönemi neticesinde mevcut organ hasarının geldiği durum ortaya konur. Bu organ hasarının düzelip düzelmeyeceği ve ne oranda düzeleceği, hastayı nasıl bir iyileşme sürecinin beklediği hasta ve yakınlarıyla paylaşılır. Bu önemlidir. Çünkü diyabetteki organ hasarları 10-15 yılda gelişiyor. Ve geri dönülmez aşamaya gelmiş organ hasarı ne yazık ki düzelmiyor. Hocam organ hasarı, hangi organlar etkileniyor mesela bundan? Vücudumuzda damar olan her yer etkileniyor. Ve bakın burada çok önemli bir nokta var. Bir yandan diyoruz ki cerrahi tedavi öncelikli tedavi değil. Hı. Öteki yandan diyoruz ki organ hasarının geri dönmeme riski var. Burada bir çelişki var, fark etmişsinizdir. Damar olan her yer etkileniyor. Ama özellikle gözlerimiz etkileniyor. Böbrekler etkileniyor. Karaciğerimiz, kalbimiz, ana damarlarımız etkileniyor. Ve dolaşım bozukluğu öncelikli olarak uçlarda kendini belli ediyor. Ayaklarda. Hocam peki mesela parmak uçlarında hissizlik, şeker hastalarının işte bazen ayaklarında yara olduğunda oranın işte hissedilmemesi gibi, ben duyduğum var, bir yakınım mesela benim sobada ayaklarını ısıtırken ayaklarının yandığının dahi farkında değil. Yani bunlar hep böyle organ hasarı dediğim şeyler, bu tip şeyler mi? Yani yaşamını nasıl etkileyecek? O artık son aşamaya gelmiş demektir. Hissizlik önemli bir boyuta gelmiş demektir. Ve bu durum 10-15 yılda gelişiyor. 10-15 yılda gelişmiş bir organ hasarı en azından azalması ya da sürecin durması için yaklaşık 1,5-2 yıllık bir normal kan şekerine ihtiyacınız var. Ve karaciğeri ele alalım. Ameliyattan önceki dönemde hemen hemen her hastada karaciğerde bir yağlanma söz konusudur ki karaciğer yağlanması zaten diyabetin başladığı gün başlar. Ameliyattan sonraki dönemde bireyler kilo verirler ve bu verdikleri kiloyu yağları yakarak büyük ölçüde kaybederler. Bu yağlar karaciğer tarafından eritilir ve ameliyattan sonra karaciğer çok yorulur. İlk aylarda çok yorulur. Karaciğerin toparlaması, o yağlanmanın azalması yaklaşık 1,5-2 yıl sürer. Ve en önemlisi, hiçbir zaman organlarımız diyabet hastası olmadan önceki aşamadaki kadar sağlıklı olmayacaklardır. Ancak burada bilinmesi gereken hastalığın vücudunuza ne kadar zarar verdiğidir. Ve bu zararların bir kısmı şekeriniz normale dönse dahi düzelmeyecektir. Artık kaybettiysek. Doğru. Ve örneğin büyük damarlarınızın içinde, koroner damarlarınızın, şah damarlarınızın içinde taşlaşmış plaklar oluşmuşsa bunlar şekeriniz normale dönse de düzelmez. Ya da sinir iletimi, ayaklarınızdaki sinir iletimi bütün canlılığını yitirmişse şekeriniz normale dönse de düzelmez. Ancak bizler ağır sinir hasarı olan
her hastamızı ameliyattan önce bütün vücuttaki sinir iletimlerini ölçüyoruz. Ve şeker normale girdikten belli bir dönem sonra bunu tekrar ölçüyoruz. Ne kadarını kurtarabildiğiniz mi hocam? Çok enteresan gelişmeler var. Bunlar önümüzdeki dönemlerde hak ettikleri yerlerde de yayınlanacaklar bilimsel arenada. Düzelme sağlayabiliyorsunuz. Diyabetik nöropati yani sinir hasarı düzelmez kabul edilen bir antiteyde. Bunun düzeldiğini gösterdiğimiz durumlar var. Bunları da önümüzdeki dönemlerde yine aynı çerçevede yine bilimsel çizgide sunmaya devam edeceğiz. Hocam çok değerli bilgiler aktarıyorsunuz. Özellikle ben şimdi gelen sorulardan bir tane daha hazır sizi bulmuşken sık sık sormaya devam edeceğim. Benim de merak ettiğim bir soru aslında. Gizli şeker nedir diye bir soru sormuş hastamız. Gizli şeker hastalarının da zamanla insülin kullanıma ihtiyacı hissedeceği doğru mudur? Glukoz intoleransı olarak adlandırılan ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tokluk insülininden daha fazla insülin salgıladığı bir dönem bu. İlk telefon eden hastamız da böyle bir durumdan bahsetmişti. Bu aşamadaki bireyler uygun bir eğitimle, uygun bir bilgilendirmeyle ve bu bilgilendirmeyi kendi yaşam tarzlarına yansıtırlarsa şayet sonuç elde edebilirler. Ancak bu konumdaki hastalarla alakalı yapılmış yüzlerce, binlerce araştırma var. Yurt dışı merkezi hatta kimisi insani boyutu zorlayan araştırmalar. İnsanları karantinaya almışlar. Her gün bir lokma yemek vermişler. İşin özeti, bilgilendirdiğinizde, uygun eğitimi verdiğinizde, diyet uygulaması yine yaptığınızda bireyler kilo veriyorlar. Ancak 6 ay sonra arkadaşlar siz çok güzel kilo verdiniz. İşinizin başına geçin. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. 2 yıl sonra görüşeceğiz. Dediğinizde ve 2 yıl sonra bu insanları kontrol ettiğinizde %97'si o kiloyu tekrar almış olarak karşınıza geliyor. Bu zorlu bir süreçtir. Ve 2 yıl için başarı şansınız %3'tür. Bilimin bize söylediği budur. O yüzden hastaların o yaşam tarzı değişikliğini benimsemeleri çok sabırlı ve çok sebatkar olmaları gerekiyor. Gerçekten zor bir süreçtir. 2 yıllık başarı şansınızın %3'lerde olduğu bir süreçtir. Hocam o zaman ben son bir hani soru sormak istiyorum. Süremiz az kaldı ama şimdi tip 2 diyabet dedik. Metabolik cerrahi tedavisinden bahsettik. Aslında yaşamının ne kadar çok değiştiğini ve zorlaştığını ve sonrasındaki kontrol sürecinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Peki tip 2 diyabet özellikle yakalanmamak, yani daha diyabet hastası olmamak için. Bu çok önemli. Bakın tıbbın her alanında asıl olan koruyucu hekimliktir. Önce hastalığa yakalanmamak. Hı hı. Ama bunun yolu da zıplayın hoplayın obeziteyi yenelim hareketlenin değildir. Bizim muhakkak gıda sanayiyle alakalı önemli adımlar atmamız gerekiyor. Ki yakın geçmişte malumunuz okul kantinleriyle alakalı ciddi bir yaptırım geldi. Bu çok yerinde bir uygulamaydı. Artık bizim şehir planlamalarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Okullardaki beden eğitimi uygulamaları ve bu saatleri artırmamız gözden geçirmemiz gerekiyor. Sedanter yaşamdan modern hayatın bize getirdiği bu olumsuz faktörlerden kurtulmamız gerekiyor. Fakat şimdi yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Dünya nüfusu çok arttı. Artık organik tarım yapacak yeterli tarım havzası da yok. Ve bu kadar fazla nüfusun bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Bizler gıda sanayindeki bu değişime bir yerde muhtacız da. O sebeple olabildiğince hareketli bir yaşam, olabildiğince bilinçli bir beslenme tarzıyla gidişatı değiştirmeye ve engellemeye çalışacağız. Ama koruyucu olmasına. Bunun zorlu, zahmetli ve başarı şansının düşük olduğu bir süreç olduğunda aklımızdan çıkarmayacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Bundan sonra için zaten size tekrar konuşmaya detaylı bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arası vereceğiz. Hemen sonrasında stüdyomuzda yine ilginç ve güzel bilgilerle sizlerle beraberiz.
Türkiye'nin parkesi Peli Parke'nin sunduğu Sağlık ve Hayat devam edecek. Vestellendiren günlerde ligin ikinci yarısına özel süper fırsat. 106 ekran uydu alıcılı Vestel LED TV'ler şimdi 1349 lira. Üstelik bonusa özel 9 taksit fırsatıyla. Türkiye Vestelleniyor. Türkiye Vestelleniyor. Pasta kemiksiz terbiyeli tavuk parçaları var. Şimdi terbiyeli çıtır menüler sadece 11.95. Türkiye'nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes. Lezzetli mi lezzetli terbiyeli tavuk. 3 kat daha uzun ömürlü yeni UFO Mikatronik. Isıtıcıda en parlak dönem şimdi. UFO. Lazımsa Carrefour'sa, Carrefour'sa ne lazımsa. 24, 25, 26 Ocak tarihlerinde 1 yağ 5 litre ayçiçek yağı sadece 20 lira 90 kuruş. Zeki Gönen 2,5 kilogram baldo pirinç ise sadece 14 lira 25 kuruş. Ne lazımsa Carrefour'sa, Carrefour'sa ne lazımsa. Bimex'te bir heyecan bir heyecan. Yeni nesil çocuklara yeni nesil karne hediyesi alınır. 23 Ocak 8 Şubat tarihleri arasında cep telefonundan tablete, bilgisayardan oyuncağa uygun fiyat ve binlerce çeşitle çocuğunuzun karne hediyesi Bimex'te. 3 kat daha uzun ömürlü yeni UFO Mikatronik. Isıtıcıda en parlak dönem şimdi. UFO. Ben takımlarımı seçtim. Şevval Hanım evine en güzel belli onalarımızdan seçti. Teşekkür ederiz Şevval Hanım. Hoşçakalın. Şevval Hanım bir saniye. Buyurun, bu da para üstünüz. Hayırdır? Bu jest bana mı özel? Siz çok özelsiniz ama kasada anında indirim kampanyamız herkese. Şimdi evini birbirinden şık belli onalarla döşeyen herkese 1200 liraya varan indirim anında kasalarda. Üstelik bonus özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bunu anında paylaşmalı. İyi ki ona rastladım. Bilseniz başıma neler neler geliyor. Halle iyi ki yanımda, halle yersem geçiyor. Hayat bu her zaman şans, benden yana büyüyor. Halle hep pırıltını paketinden çıkıyor. Herkese bir halle oluyor, oluyor, oluyor. Herkese bir halle oluyor, herkese bir halle oluyor. Fasulyeler tarladan, sucuklar torkudan. Domatesler bahçeden, sucuklar torkudan. Güvenle ikram edebilmeniz için bundan sonra sucuklar torkudan. Afiyet olsun. Sensiz olmaz. Çoko Brands. Çoko çoko. Çoko Brands. Sensiz olmaz. Çoko Brands. Sensiz olmaz. Üç kat daha uzun ömürlü yeni UFO Mikatronik. Isıtıcıda en parlak dönem şimdi. UFO. Madem yoğurdu bu kadar seviyoruz, Türkiye'nin en sevilen süpermarketi olarak her evde olan lezzetlerde en iyi fiyatı biz sunuyoruz. Migros kalitesiyle 2,5 kilogram yoğurt sadece 6 lira 95 kuruş. İyi fiyat cebinize iyi gelecek. Migros size iyi gelecek. Işıldayan tenin yeter. Güneşi kıskandıran cildin yeter. Senin ışığın yeter. Yeni Argonem Soft Touch içerdiği aqua minerallerle ekstra nem sağlar, hızlı emilir, yağlılık hissi bırakmaz. Türkiye'nin bir numaralı el ve vücut kremi markasından Argonem Soft Touch. Cildiniz gibi ışıldayın. 3 kat daha uzun ömürlü yeni UFO Mikatronik. Isıtıcıda en parlak dönem şimdi. UFO. Jilet Mach 3 Turbo. 10. tıraştan sonra bile yeni bir kullanat bıçaktan daha iyi hissedersiniz. Mach 3'te çift kat kaplama var.
Kızarıklık olmadan çok daha yakın tıraş. İnanılmaz bir deneyim. Hem de her tıraşta. Gillette. Erkek için en iyisi. Öyle bir masaydı ki o, kadının zerafetini, nezaketini, sanatını ve sırrını bir araya toplamıştı. Bir de hayat zor derlerdi. Lafı güzel. Kadının masasında koca bir gülümseme vardı. Sağlıklı Zeminlerin Parkesi Peli Parke'nin sunduğu Sağlık ve Hayat devam ediyor. Değerli izleyiciler tekrar merhaba. Reklamlardan sonra ilginç konular dedim ama aslında konunun ilginçliği biraz daha devamı ve süreci hakkında. Biliyorsunuz ki obezite cerrahisini konuştuk, metabolik cerrahi konuştuk. Hocamız sağ olsun bizi kırmadı stüdyomuzda bizimle beraber. Özellikle ben bir estetik koçu olarak estetik operasyonlarla ilgili başvuruları ya da soruları yanıtlarken hep şunlarla karşılaşıyorum hocam. Belli dönemlerde işte Didem Hanım kilolarımız var, kilo vermek istiyoruz. İşte liposuction olmak istiyoruz, boyumuz şu, kilomuz şu. Ya da birebir görüşmelerimizde bazen öyle noktalara geliyoruz ki gerçekten obezite sınırlarında, obezite cerrahisi için uygun. Öğrendim ki metabolik cerrahi de tabii ki mesela tahliller yapılıyor, uzman hekimlerimizle birlikte konuşuyoruz, görüşüyoruz ama metabolik cerrahi ameliyatına da yönlenebilecek bir takım durumlar oluyor. Özellikle kilo probleminden yola çıkarak. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Beraberinde diyabet varlığı önemli bir konu. Çünkü efektif kilo vermiş ama beraberinde şeker hastalığı tam kontrol altına alınamamış bireylerde estetik ameliyatlarda da bir takım ciddi olumsuzluklar yaşanabiliyor şekere bağlı. Bizim de ameliyat ettiğimiz hastalarda ameliyattan 1-1,5 yıllık bir süre geçtikten sonra özellikle bayan hastalarda, orta yaş ve üzeri bayan hastalarda estetik ameliyatlar ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Malum her şey yoluna girdikten sonra efektif bir metabolik kontrol sağlandıktan sonra bu tarz ameliyatlar kişinin özgüvenini ve günlük yaşamında davranış şeklini dahi değiştirebiliyor. Bizler de bu bağlamda birinci yıldan, 1,5 yıllık süreden sonra ihtiyaç duymaktayız. Hocam özellikle şimdi estetik operasyon dediğimiz zaman benim de danışanlarımda bazılarında tabii ameliyat sürecini yönetiyoruz. Ameliyat sonrasında iyileşme süreci var, yara iyileşme süreci var. Ben de görüyorum ki bazı hastalarımızın mesela yara iyileşmeleri çok daha zor oluyor. Yani kiminde çok güzel bir iz varken, hatta neredeyse yara izi bile demezken, kim hastalarımız süreci çok iyi yönetilmesine rağmen bazen yara iyileşmesine sorun yaşayabiliyor. O zaman şimdi benim aklıma şu geldi. Acaba diyabetle ilgili bir problemi olabilir mi? Bundan kaynaklı bir yara iyileşmesinde sıkıntı yaşaması mümkün mü kişinin? Yara iyileşmesi sorunu olan bir diyabet, ki her diyabet hastasında yara iyileşmesi sorunlu olacak diye bir kaide de yok. Ancak yara iyileşmesi sorunlu olan bir diyabet hastasında bu sıkıntının azalması için yaklaşık 1 yıl, 1,5 yıl şekerin kontrol altında olması gerekiyor. Ve bundan sonra bu süreç tamamlandıktan sonra vücuttaki damarlar kısmen de olsa kendini yeniledikten sonra estetik ameliyatlar ki ihtiyaç duyulmakta güvenle yapılabilir. Hocam peki sizin hastalarınızda karşılaşıyor musunuz? Mesela geliyorlar mı hocam estetik ne zaman yaptırabilirim? Muhakkak kilo verdim ama benim mesela en çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi kilo verdim diyor ama aslında ideal kilosu hekimiyle beraber planladığı ideal kiloya gelememiş. Evet. Bana mesela Didem Hanım estetik operasyon olmak istiyor, neler yapabilirim? Bu zaman biz tabii ki hekimiyle bir konuşuyoruz. Hani ideal kilosuna geldin mi, ne zaman ameliyat olabilir? Size bu sorular geldiğinde siz neler yapıyorsunuz? Bize de bu tarz sorular geliyor. Muhakkak o 1-1,5 yıllık süreci bekliyoruz ama yine hani metabolik cerrahide de olduğu gibi konunun uzmanlarıyla bu işi gerçekten bilen, bu süreci yönetmesini bilen, uygun insanlarla temas kurmasını sağlayabilecek profesyonellerden yardım almak lazım, destek almak lazım. Onların görüşlerini muhakkak sormak lazım. Hocam yine ben kısa bir soru daha soracağım size. Estetik süreç dedik, estetik operasyon, obezite cerrahisi. Ben tabii ve metabolik cerrahi. Ve metabolik cerrahi. Orada mesela metabolik cerrahi hastalarında estetik operasyon olmalarına engel bir durum
oluyor mu? Hani siz baktığınız zaman genelde hep kilo verme diyorum ve metabolik cerrahi deyince aklımıza hep sonuç belki de kiloya, fazla kiloya geldiği için bunu konuşuyoruz. Çok da gündemde oluyor ama diğer operasyonlar açısından bakıldığında hani herhangi bir estetik müdahale ya da hani estetik müdahale neden diyorum? Bazen çok hayati bir zorunluluğu olmadığı için kişi belki işte bir meme protezi düşünebiliyor, bir rinoplasti düşünebiliyor. Bunlar da metabolik cerrahi ile ilişkilendirildiğinde bazen dur dediğiniz oluyor mu? Eğer ki bireyin böyle bir beklentisi varsa, bunun kendi yaşam standartlarına ilave bir katkısı olacağını düşünüyorsa, böyle bir inancı varsa neden olmasın? Olmalı da. Ama muhakkak estetik cerrahinin de bu bireylere kazandıracakları ameliyat öncesinde değerlendirmeli ve bu konu hakkında hizmet veren uzmanlardan muhakkak görüş alınmalı. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Özellikle değerli izleyiciler, hocamıza teşekkür ettikten sonrasında ben yine son bir dakikamız ama size şu konuda tekrar bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kilo kontrolü çok önemli. Ben de bir estetik koçu olarak hani hayatımızın aslında her alanında estetik var. Ruhumuzun estetiği, güzelliği, hayatımızın güzelliği aslında bizim bakış açımıza bağlı. Ne kadar doğru yerlerden bakarsak, ne kadar pozitif yaklaşırsak ve problemleri çözmeye odaklı yaklaşırsak hayatımız her anlamda çok estetik olacaktır, inanıyorum. Özellikle estetik operasyonları değerlendirirken süreci yönetme konusunda mutlaka uzmanlardan destek alın. Süreç konusu oldukça önemli. Yanı sıra önümüzdeki haftaya atıfta bulunmak adına bugün özellikle yayınımızı izleyen izleyicilerimiz bize Facebook'tan, Twitter'dan, e-mail adreslerimizden ve telefonlarımızdan ulaşın. Estetik operasyonlarla ilgili sorularınız varsa, herhangi bir estetik operasyon düşünüyorsanız ve neler yapılabilir noktasında aklınıza soru işaretleri varsa iletin. Önümüzdeki hafta özellikle bu konuyla ilgili sorularınızı yanıtlayacağım. Hafta içinde elimden geldiğince mutlaka sizlere geri dönüş yapıyor olacağım. Bu hafta da bizlere ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyoruz. Okullar tatil oldu. İlk hafta sonu umarım çok meşakkatli geçiyordur ama hepiniz için çok keyiflidir. Önümüzdeki iki haftayı çocuklarınızla, ailenizle ve sevdiklerinizle çok güzel geçirmenizi diliyorum. İyi haftalar, iyi günler.